programımızı takip edenler belli bir müfredatla, belli bir program dahilinde devam ettiğimizi biliyorlardır. İnşallah bu haftada muhabbetimizi katlayarak ya da ona ziyade etmek mi demek lazım abi? Ziyade daha doğru, çünkü katlanma denildiğinde belli bir oranda yükselme olabilir. O kat, iki kat, üç kat, dört kat gibi düşünülür. Fakat ziyade öyle değildir. Ziyade aynı şekilde de durarak da ziyadeleşebilir. Manevi feyiz vesaire için kullanıldığında ziyade olması demek, onun tesirinin fazla olması demektir. Katla alakalı değil. 10 kat daha fazla bunu içimde hissettim diyemezsiniz. Çok şiddetli bir şekilde dersiniz. Çünkü o derecelendirme yapamazsınız. Muhabbetle alakalı, hani sevgim 10 kat, 100 kat daha arttı gibi ifadeleri kullanabilirsiniz. Bunlar insanın zahiri ölçülerdeki artışını anlatmak içindir. Fakat ziyadeleştirme ve ziyade olmasının tam karşılığı değildir. Eyvallah. Ziyade artmak demektir. Bunun ne kadar olduğu, ne kadar katlar çıkıldığı veya ne kadar tesirli olduğu, o sözün içerisinde bir tılsım gibidir. Yani ziyade sözü bir nevi söz sihridir. Ve çok güzel bir kelimedir. Evet. Eyvallah. O halde muhabbetimizi ziyade etmek duasıyla diyelim. Evet. Cenab-ı Hak muhabbetimizi ziyadeleştirsin. İnşallah. Çünkü ziyade olduğunda belli katlara geldiği zaman taşma, efendim nasıl imarın aşma, imar katı vardır. Hani imar yaparsınız mimaride vesaire de belli bir hududu geçebilirsiniz. Ziyadeleşince onda şöyle bir mana vardır. Hani derler ya, artsın eksilmesin, taşsın dökülmesin. Artsın eksilmesin, taşsın dökülmesin. Bunun bir şekildeki karşılığını kelime olarak ziyade diyebiliriz. Allah ziyade etsin derler mesela sofradan kalkarken. Veya derler ki artsın, eksilmesin. Allah bunun eksikliğini göstermesin. Ziyade öyle bir şekilde artar ki Allah'ın izniyle ziyadeleştiği için Allah Teala da verdiğini geri almaz. O yüzden artsın, eksilmesin. Yani Allah tarafından artış olsun. Ve taşsın, dökülmesin. Yani içimiz dışımız böyle kansın. Fakat dökülmesin, saçılmasın. İşte ziyade kelimesinin şekli bu. Eyvallah. Allah Teala, Cenab-ı Hak muhabbetimizi ziyade eylesin. Veya eski tabirle müzdat eylesin. Zaten ziyade olmuş demek müzdat. Müzdat eylesin. Kendi tarafı süphanisinden bizim eksikliklerimizi kendisi müzdat eylesin. Eksikliği arttırmasın yalnız. Eksikliğimizi örtecek şekilde Cenab-ı Hak feyzini üzerimizde müzdat eylesin. İnşallah muhabbetine kana kana huzurullahına gitmeyi de nasip eylesin diye dua etmiş olalım. Amin. Sevgili dinleyiciler, böyle belki bu hafta bir miktar hızlı bir girizgah oldu ama Mehmet Fatih Çıtlak ağabeyimle bu haftada inşallah programımızı, müfredatımızı işleyeceğiz. Önce ziyadeyle evet, ziyadesiyle olalım. Kestirmeden giderken ziyadesiyle olmuş. Eyvallah. Yarım kalan bir mevzuat vardı abi geçtiğimiz hafta. Evet, Uhud sonrasında iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz daha evvelden şereflendirdiği ve o şerefle Medine olan o güzel beldeye, belde-i Tayyibe'ye tekrar avdet ediyorlar, teşrif ediyorlar. Tabii bir Uhud harbi neticesinde dönüş olduğu için gözyaşı silinecek, kalbi dertli, mahzun olan insanlar da hepsi teker teker geliyor, Allah Resulüne müracaat ediyor. Resulullah'la ezelden beri teselli olan ve Allah Resulü'nün tesellisini ta ezelden beri her şeyden önde tutan bu müminler, bu şerefli sahabi yine Allah Resulü'ne gelerek dertlerine derman arıyorlar. Birçoğu derdini anlatıp da ben ne yapacağım demek için değil. Sadece Resulullah'ı görüp teskin olup dönüyorlar. Ama bir kısmı da ne tavsiye edersin ya Resulallah? Ben nasıl bir çıkış yolu bulayım ya Resulallah diyerek İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e müracaat ediyorlar. Bunlar arasında o rahmetellil alemin olması hasebiyle merhameti her alemde kendisinden meşketmek durumunda olduğumuzdan
İşte o alemlerden bir alem, sabilerden biri, çocuklardan biri geliyor, boynu bükük, yetim kalmış. Kendisini takdim ediyor. Benim ismim Büceyr diye Allah Resulü onunla ilgileniyordu. Fakat biz tam burada kalmıştık. İstiyorsanız, geçen hafta dinleyememiş olan kardeşlerimiz vardır. Veya bu hafta ilk defa bu programı dinleyen kardeşlerimiz olabilir. İstiyorsanız o mevzuyu başından beri okuyalım. Sonunu öyle bağlayalım. Çünkü ondan sonra Hamre-ül Esed seferi. Evet, Hamre-ül Esed seferi gelecek. Ve edim bir vaka olan, bizi çok derinden yaralayan Reci vakası da hemen peşi sıra gelecek. O konulara geçmeden evvel biz şu yarım kalan kıssamızı, menkıbemizi, menkıbe diyoruz, veliler için kullanılır ama güzel, yani kalbimizde bir idrak nasip eden bütün kıssalar için, bütün harikulade ve fevkalade manevi hadiseler için biz bu tabiri kullanabiliriz. Menkıbe-i Risalet Penahi eski adıyla Allah Resulü'nün peygamberlerin dahi iltica ettikleri, risaletle gönderilen nebiler önderinin güzel hallerine de menkıbe denebilir. Evet. Uhud mağlubiyeti neticesinde birçok Müslüman kadın dul kalmış. Uhud'u mağlubiyet olarak kabul etmiyoruz. Hemen peşin peşin tekrarlayalım. Uhud bir mağlubiyet değildir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i yapmak istedikleri şeyi yapamamışlardır. Bir züğürt tesellisi gibi bir zayiatı çok olmuştur. Fakat bu bir manevi aşıdır. Uhud'dan sonra iki cihan serveri Efendimiz'in söylediği gibi hiçbir zaman müşrikler bir daha bize üstünlük taslayamayacaklar şeklinde bir netice çıkmıştır Uhud'da. Muvaffakiyet Allah'ladır. Muvaffakiyet Resulullah'ladır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sözünün ne kadar dinlenmesi gerektiğini, şehitlerin ne kadar yüce mertebelere çıktığını, bundan sonra bir daha asla galebe çalamayacaklarını müşriklerin ve bununla beraber birçok müjdeyi neyle almıştır? Uhud harbiyle almıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Uhud harbinden sonra arada derede münafık olanlar veya henüz İslam olmayanların Uhud'daki metanet ve ashabın peygamber etrafındaki pervane oluşları birçok insanı tesir etmiştir. Birçok insanı İslam dairesine sokmuştur. Allah Resulü'nün Duha suresinde ilan edildiği gibi Estaûzü billah velel âhiretü hayrul leke minel ula. Allah Resulü'nün yaşadığı her an bir evvelki ana göre hayırlıdır. Uhud harbi bir mağlubiyet değildir. Çünkü velâ gâlibe illallah. Allah'tan başka galip yoktur. Allah'ın muradı olmuştur. Galip olan Allah'tır. O halde peygamberidir. Biz bunu böyle anlayacağız. Bu şekilde idrak edeceğiz. Allah Resulüne tabi olmazsak, Allah Resulü bile orduda olsa yenilmeye mahkumuz. Allah Resulü bile yanımızda olsa düşmeye, sendelemeye mahkumuz. Kayba, ziyana mahkumuz. Resulullah bizimle beraber olsa da. Yani bir insanın kalbinde Allah peygamber sevgisi olsa, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salatu selam etse, fakat sözünü dinlemese, fakat zulmetse, fakat evinde Allah'ın emrettiği, Resulullah'ın emrettiği gibi yaşamazsa, Resulullah'ın sözünü tutmazsa, ağzından salatu selamı hiç düşürmese bile, o anda Resulullah Efendimiz onunla beraber olduğu dışarıdan bakınca malum olsa da, sözü dinlenmeyen, ona tabi olunmayan bir peygamberin, ona nasıl yardımı, nasıl muvaffakiyet vereceği, işte bu tabloyla ortaya çıkmıştır. İşte Resulullah Efendimiz, işte ashabıyla beraber, en seçilmiş insanlarla beraber, bir sözü tutulmadığı zaman ne hale geliyor? İbret tablosudur. Uhud'dan anlaşılabilecek en büyük ibret budur. Bunu anlayan kişi mağlup olmaz. Netice. Bunu idrak eden kişi mağlup olmaz. Uhud'da yaşanan şu hadiseler sayesinde binlerce, belki milyonlarla Müslüman tarihin belli safhalarında bu Uhud ibretiyle beraber, Uhud'daki bu İbret Numa hadiseyle beraber
yapmak üzere oldukları birçok hatadan dönmüşlerdir. İşte bu bir muzafferiyettir. Evet. Uhud Harbi neticesinde birçok Müslüman kadın dul kalmış, birçok anne ciğerparelerini kaybetmiş ve birçok çocuk da yetim kalmıştı. Hepsi de acılarını dindirmek, üzüntülerini giderip ruhlarını teselliye kavuşturmak için Peygamber Efendimiz'e koşuyorlardı. Sallallahu aleyhi ve sellem. O da onların dertlerine derman olmaya çalışıyordu. Büceyr isminde melek yüzlü bir çocuk da yarasının sarılması için Efendimiz'e koşanlar arasındaydı. Uhud'da babası Akrebe şehit olmuştu. Hazreti Resulullah'ın huzuruna babasız kalmanın verdiği ızdıraptan ağlayarak girmiş, onun şefkat ve merhamet duygularını coşturmuştu. Resul-i Ekrem, Büceyr'in derdine derman oldu. "Ey sevimli çocuk, ne diye ağlayıp duruyorsun? Sus, ağlama. Baban ben, annen de Ayşe olursa razı olmaz mısın?" dedi. Oradaki sus, sus sesini kes manasına değildir. "Ağlama yavrucuğum, bak sakinleş" manasında söylenmiş bir sözdür. Türkçe aktarırken ya sus, ağlama derken böyle bir kaba bir ifade vardır orada. Allah Resulü en nazidir. Beşeriyetin en nazii, en latifi Allah Resulü'dür. "Ağlama yavrucuğum, sesini kes. Bak, alçalt sesini" manasında söylenen bir söz vardı. Yani teskin ol. Gözyaşını artık durdur manasına gelen bir sözdür ki biz ne kadar şey yapsak Arapça tam karşılığını vermiyor. Evet. İslidir esası. İsli. Ha, iskit de değildir. Sus manasında değil, üskut değil yani. İsli yani böyle selamette ol, sakinleş, bir teselli ol. Bir sakinleş manasında söylenmiştir o söz. Orijinal metnini öyle hatırlıyorum. İsli me tefnel mesarra diye böyle geçer şiirlerde vesaire de. Neyse biz devam edelim. Bu teklif karşısında henüz şefkate muhtaç yaşta bulunan Büceyr'in gözlerinin içi güldü. Üzüntüsünü, kederini unuttu ve babasız kalmanın verdiği eziklik duygusundan kurtularak "Babam anam sana feda olsun ya Resulallah, razı olurum elbet" diyerek sevincini ishar etti. Resul-i Ekrem şefkatli elleriyle sevimli çocuğun başını okşadı ve "Adın ne?" diye sordu. Çocuk "Büceyr" dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz "Hayır, sen Beşir'sin" buyurarak ismini değiştirdi. Peygamberimizin kendisine verdiği yeni ismiyle Beşir sonradan şöyle diyecektir: "Başımda Resulullah'ın elinin değdiği yerlerdeki saçlarım siyah kaldı. Diğer taraflardaki saçlarım ağardı." Yaşlandığında söylüyor yani. Yaşlandığında Beşir radıyallahu anh, yaşlandığı vakit saçları bembeyaz olmuş, Allah Resulü'nün değdiği yerler simsiyah kalmış. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nazar kıldığı bir kalp, efendim nazar kıldığı bir gönül, Allah'ın izniyle hep terütaze, zinde kalıyor. Bu neye işaret? İşte mucize-i peygamberiye. Nasıl bir rahmetle o çocuğun başına nüzul ettiyse Hazreti Peygamber, rahmet nasıl indiğinde, devamlı yağdığında, güzel bir şekilde toprağa indiğinde, nasıl o toprağın hiç pörsümediğini görürsünüz. Hiç çorak ve kurak olmadığını görürsünüz. Hep yeşerdiğini görürsünüz. Allah Resulü'nün rahmeti Resulullah nasıl o çocuğun üzerine nüzul ettiyse düşünün ki, artık onun kalbini nasıl teselli etti, başındaki saçları bile terütaze kalıyor. Evet. "Dilimde pelteklik vardı, peltekliğim de o andan itibaren geçti gitti." Yani iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir başka mucizesi de budur. Enbiya içerisinde kendisine sözcü olarak dilindeki sürçmeden dolayı sözcü olarak istedikleri insanlar vardır. Allah Resulü öyle bir rahmet sahibi ki onun huzuruna gelen pertek insanlar, dili dönmeyen insanlar bile onun bir nazarıyla Şifa-i Muhammed sayesinde Allah Resulü'nün Şafi ismi
vesilesiyle dillerindeki engeller çözülüyor. Sair enbiyaya üstünlüğünü de gösterir. Allah Resulü'nün şu kadarcık, bu kadarcık derken bizim için çok büyük. Ama Allah Resulü'nün o mucize deryasına bakarsanız bir damla bir katre mesabesindedir. Temasıyla, duasıyla beraber dilindeki arıza çözülüveriyor. Evet. Ve Hamreül Esed seferi mevzu. Onu da işleyelim. Hamreül Esed seferi mevzuunda hani şöyle diyebiliriz. Biliyorsunuz Uhud'dan dönüldüğünde, Medine'ye dönüldüğü zaman iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hala daha belki bir bozguna uğrattık düşüncesiyle müşrikler geri hamle yapabilirler. Geri hamle yapabilirler. Tekrar böyle bir mücadeleye girebilirler. Belki onlar şu anda işte şey halindedirler. Bir bozguna uğramışlardır. Onları gafil avlarız diye düşünüp hücum edebilirler diye Mekke'ye. Mekke'nin koruması için iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz pazar günü sabah namazını kıldıktan sonra cemaatle ifa edildikten sonra Hazreti Bilal'i çağırıyor ve diyor ki avaz et, insanları çağır, bir duyuru yapacağım, onlara hitap edeceğim. Ve iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hatta Bilal-i Habeşi ile bu duyuruyu da yaptırıyor. İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Resulullah Efendimizin düşmanı takip niyeti olduğunu Hazreti Bilal ile duyuruyor. Ve şöyle de bir ifadede bulunuyor sallallahu aleyhi ve sellem. Uhud'a iştirak edenler tekrar çıksınlar. Yani tekrar takviye bir kuvvet falan gelmesin. Uhud'a iştirak edenler, gaziler bu sefere katılsınlar diye sahabileri ne yapıyor? Yeni bir sefer, bir keşif hazırlığı gibi şey yapıyor, çağırıyor, davet ediyor. Hemen sahabe-i kiram hazıratı o yorgunluklarına, o efendim dehşetli günün efendim yaşadıkları sıkıntıya vesaireye rağmen hemencecik Allah Resulüne tabi oluyorlar derhal. Hatta burada iki tane sahabinin, iki kardeş sahabinin bir özelliği vardır. Efendim tarihin kaydettiği çok güzel müstesna bir hali vardır. İstiyorsanız onu da okuyalım. Eyvallah. Böylece Hamraül Esed seferine iştirak eden sahabi-i kiramın da halet-i ruhiyesini, düşünce yapısını daha iyi fark etmiş oluruz. Abdüleşer oğullarından iki kardeş olan Abdullah ile Rafi bin Sehl ağır yaralıydılar. Nebi-i Ekrem Efendimizin bu davetini duyunca bir anda yaralarının ağrı sızısını sanki unutuverdiler ve ne yapıp da bu davete katılabiliriz diye düşünmeye başladılar. Yani ağır yaralı bizim şu anda şey yaptığımız, düşündüğümüz gibi yani ayakta tedavi edilecek bir şey değil. Yatak döşek yatıp dinlenmesi lazım. Ölüm tehlikesi olan bir yara. Böyle haldeler. Fakat onlar kalmaya bahane değil de Allah Resulü ile beraber gitmeye bahane arıyorlar ve çare arıyorlar. Evet. Binecek bir bineğimiz bile yok. Yoksa Resulullah'la gazaya çıkma fırsatını kaçıracak mıyız diyorlardı. Abdullah Rafi'ye haydi gidelim deyince Rafi vallahi benim yürümeye takatim yok diye cevap verdi. Abdullah diretti. Haydi gel, olmazsa bir hayvan kiralarız. Sonunda yola çıktılar. Rafi takatten kesilince Abdullah onu sırtlıyordu. Böylece mücahitlere katıldılar. Ağır yaralılardan biri de Üseyyid bin Hudayr adındaki sahabiydi. 7 ağır yarası vardı. Onların tedavisiyle meşgul olmak istiyordu. Fakat Resul-i Ekrem'in emrini duyunca yaralarının tedavisini bir tarafa bırakarak mücahitlere katıldı. Evet, buradan da gözüküyor ki tam bir muzafferiyet. Müminlerin kalbi fetholmuş durumda ve iman abidesi, Allah Resulüne muhabbet abidesi olan sahabe-i kiram hazaratı bu ağır imtihandan da başarıyla geçmişler. Hamreül Esed seferi mevzuna başlamıştık az evvelki bölümün sonunda.
mevzu devam ediyor. Evet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gerek kendileri gerekse Bilal-i Habeşi Efendimizin duyurmasıyla beraber tekrar ne yapmış idi? Medine'ye dönüldüğünde Uhud'dan sonra belki müşrikler Medine'ye baskın yapma hevesine kapılabilirler. Hem onlara karşı bir gövde gösterisi, hem de böyle bir niyetleri varsa onlarla cihat etmek arzusuyla iki cihan serveri Efendimiz ne yapmıştı? Uhud'a katılan gazileri tekrar ordu şekline getirip Medine'nin dışına çıkmışlardı, sefer etmişlerdi. O mevzu devam ediyordu. Eyvallah. Yeni açanlar için tekrarlamış olduk. Evet. Resul-i Ekrem Efendimiz de bizzat yaralıydı. Yüzünde iki halka yarası vardı. Alnı yarılmıştı. Azı dişi kırılmış, dudağı yarılmıştı. Sağ omuzu yaralanmıştı. Bu haliyle sefere çıkıyordu. Mescide girip iki rekat namaz kıldı. Sonra da zırhlı gömleğini giydi ve miğferini başına geçirdi. Gözlerinden başka yeri görünmüyordu. Bu haliyle ordusunun başına geçti. Gözleri yeter zaten onun. Onun güzel gözleri yeter. Gözlerini görebilsek. Sancağı Hazreti Ali'ye verdi. Yerine de Abdullah bin Ümmü Mektum'u vekil bırakarak Medine'den ayrıldı. Evet. Peygamber Efendimiz önden 3 kişilik bir keşif kolu göndermişti. Resul-i Ekrem Efendimiz henüz Hamra-ül Esed mevkiinden ayrılmış değildi. Bu sırada Tihame bölgesinde oturan Huzaalılardan Mabet bin Ebi Mabet huzuruna geldi. Huzaalıların Müslümanları kadar müşrik olanları da Peygamber Efendimiz'e son derece bağlıydılar. Olup bitenlerden hiçbir şeyi ondan gizlemezlerdi. Yani dürüst insanlar. Evet. Mabet henüz Müslümanlığı kabul etmemişti. Ama Resul-i Ekrem Efendimiz'e sadık biriydi. Evet, yani gözüküyor ki insanların şeyi var, karakter. Hani bazı insanlarda imani hakikati anlatırsınız, geriye fazla bir şey kalmaz. Ama kaypak, nifak içerisinde, fesat içerisinde olan bir kalbi düşünün. İmanın ahkamını siz buna talim etseniz de ayrıca o karakteri de bir şekilde ona telkin etmeniz icap eder. Kaypaktır çünkü. O imanda da aynı kaypaklığı gösterir. Fakat belli bir karakter, belli bir şahsiyet, bir onur, efendim belli şekilde öncelikleri, kanunları, ayeti, cemiyetten utanması, sıkılması varsa, belli şeylere inanmasa bile onunla anlaşırsınız. Hani diyor ya Hazreti Ali Efendimiz, cahilden dostum olacağına alimden düşmanım olsun. Oradaki alim karakteri, şahsiyeti oturmuş kişi demek. Demek ki o bölgedeki insanlarda da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin efendim beyan ettiği imana henüz tam böyle bir geçiş yok. Bir o şekilde bir hidayet yok. Ama mizaç olarak anlaşmalara, kaidelere, toplumun örfüne, adetine saygılı insanlar. Evet. Ya Muhammed, Uhud musibeti bizim de gücümüze gitti. Allah'ın onlara karşı sana sıhhat ve afiyet vermesini dileriz diyerek Peygamber Efendimiz'e bir nevi teselli vermeye çalıştı. Şimdi bu söze dikkat ediniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e içten gelerek diyor ki Allah sana afiyet versin. Yani biz buna üzüldük diyor. Bu sözü zapt ediniz. İleride inşallah konuşacağız. Mabet Peygamber Efendimiz'le bu konuşmasından sonra yoluna devam etti. Revha denilen mevkide müşriklerin toplantı halinde olduklarını gördü. Onlar Müslümanların üzerine yürümek maksadıyla bu toplantıyı tertiplemişlerdi. Onlar toplanıyorlar ama Allah Resulü istihbaratı daha evvel almış. Evet. Şöyle diyorlardı. Muhammed'in sahabilerini, en şerefli ve en cesur adamlarını öldürdük. Fakat onların köklerini tamamıyla kazımadık. Bu durumda Mekke'ye nasıl gideceğiz? Onlardan geri kalanlarının da üzerine yürüyüp işlerini bitirmeliyiz. Görüldüğü gibi gelişmeler Peygamber Efendimizin kanaatini doğruluyordu. Müşrikler dönüp Medine üzerine yürümeyi düşünüyorlardı.
Kureyş'in reisi Ebu Sufyan mabetle karşılaşınca "Ey mabet, geldiğin yerden ne haber?" diye sordu. Mabet, "Muhammed ve sahabileri şimdiye kadar bir benzeri daha görülmemiş sayıda askerle takibinize çıktılar," diye cevap verdi. Evet. Ebu Süfyan hayretle, "Eyvah, neler söylüyorsun sen?" dedi. Mabet gayet sakin bir eda ile, "Vallahi sen buradan ayrılmadan atların alınlarını görürsün," diye konuştu. O kadar yaklaştılar diyor. Ebu Süfyan hiddetli hiddetli, "Vallahi biz de onlara saldırmak için bir araya gelmişiz. Geri kalanlarının da köklerini kazıyacağız," dedi. Mabet, Ebu Süfyan'ın hiddetine aldırmadan, "Ben," dedi, "sana böyle tehlikeli bir işe girişmemeni tavsiye ederim. Vallahi ben o kalabalığı görünce haklarında bazı beyitler söylemekten kendimi alamadım." Allah Allah. Ebu Süfyan'ın hiddeti meraka döndü. "Neler söyledin bakayım?" dedi. Mabet şiire başladı. Çokluklarından ve dehşetli gürültülerinden az kalsın hayvanım korkusundan yere düşecekti. Sanki yeryüzünde insan ve at seli akıyordu. Yanlarında mızrak ve kalkanları bulunmayan, silahsız, bodur ve şanlı arslanlar koşuşuyorlardı sanki. Ağırlıklarından yeryüzü çökecek sandım. Acele yanlarından uzaklaştım. Onlar yalnız olmayan ve yardımsız kalmayan reisleriyle yükselmişler. Onlar sizinle karşılaşınca Betha Vadisi sakinleriyle beraber sallanacak. Oradaki Betha, tabi biz burada telaffuz ederken öyle yazıyoruz da ardı Betha, Betha, o da tıdır. Medine'ye denir aynı zamanda, evet. "Yazık oldu," dedim Ebu Süfyan bin Harbe. "Ben güneşin altında kavrulan Mekkeliler ve onlardan her düşünen kimse için neticenin dehşetli olacağını haber veren ikazcıyım. Anlatmaya çalıştığım ordu Ahmet'in ordusudur ki o ordu bayağı insanlardan teşekkül etmemiştir. Tavsiflerim ve ikazlarım da boş laflardan ibaret değildir." Mabed'in şiirini beğenip öven Ebu Süfyan'la arkadaşlarının kalplerine korku düştü. Ya Mehter, Mehter'in bir hikmeti de budur işte. Osmanlı'nın yaptığı, icat ettiği, evvelki toplumlarda da var buna benzer askeri müzik vesaire falan. Ama Osmanlı'nın yaptığı da budur. Osmanlı o kadar latif bir şekilde Mehter takımıyla beraber, Mehteran'la öyle bir yürür ki, hem nameleriyle etkiler, hem kalpleri dikkate sevk eder, hem de dehşet salar. Yani öyle icralar yaparmış ki Mehteran, biz sadece gümbür gümbür gittiklerini zannederiz. Hayır, o kadar ince, o kadar güzel eserler meşkederlermiş ki bazen, düşman hattından bunlar duyulduğu vakit, kalplerindeki o hiddet, o savaşma arzusu gider, bir şefkate falan dönüşürmüş. Şimdi burada bakın Mabed'in yaptığını, Ebu Süfyan'a şiirini okuyor. "Dayanamadım," diyor, "şu beyitler geldi," diyor, "aklıma." Diyor, bir şiir okuyor. Bu şiir tercümesidir. Ebu Süfyan şiire hayran kalıyor. Sanatına hayran kalıyor. Bir yandan da içine bir dehşet düşüyor. Osmanlı'nın yaptığı zerafet budur işte. Medeniyet. Medine'den alınan medeniyet budur. Bir, bu şekilde düşünmeye sevk etmek için arz ediyorum. Devam edelim. Ne oluyor sonra? Ebu Süfyan Müslümanlar üzerine yürüme kararından vazgeçip Mekke'nin yolunu tuttu. Müslümanlar lehine büyük bir hizmet ifa etmiş olan Mabet ise kabilesinden biriyle durumu Peygamber Efendimiz'e bildirdi. Resul-i Ekrem Efendimiz Hamre-ül Esed'de 3 gece kaldı. Düşmandan herhangi bir hareket görmeyince Medine'ye döndü. Bu sefer mevkiin adına nispetle Hamre-ül Esed seferi olarak anılır. Evet. Bu sefer münasebetiyle inen ayet-i kerimelerin birkaçında mealen şöyle buyurulmuştur. Estağfirullah. Yaralandıktan sonra yine Allah'ın ve Resulünün davetine icabet edenler ve hele onlardan iyilik edip fenalıktan sakınanlar için
çok büyük mükafat vardır. Onlar öyle kimselerdir ki halk kendilerine düşmanlarınız size karşı ordu hazırladılar. O halde onlardan korkun dedi de bu söz onların imanlarını artırdı ve üstelik Allah bize kafidir ve o ne güzel vekildir dediler. Şimdi arzu ederseniz muhabbet bağında yapmaya çalıştığımız, gayret ettiğimiz bir husus var. Biliyorsunuz biz tarihteki bazı hadiseleri bir şekilde hem öğrenmek adına burada okuyoruz hem de hayatımıza tatbikat hususunda, değil mi? Tefekküre vesile olsun diye biraz üzerinde konuşuyoruz. Eyvallah. Şimdi Uhud Harbi hakkında konuştuk ama Hamre-ül-Esed meselesi de şu. Bir başka şekilden düşünülebilir mi? Hamre-ül-Esed anladığımız kadarıyla, metinlerden gördüğümüz kadarıyla iki cihan serveri efendimizin Medine'yi muhafaza etmek ve bir an böyle bir muzafferiyet gibi gözüktüğü için müşriklere tekrar üzerimize gelirler ve ondan sonra daha ağır neticeler olabilir şeklindeki efendim düşüncesiyle beraber, kanaatleriyle beraber orduyu toplaması hadisesi vardı. Ama orduyu toplarken ki şey çok kritik. Bir kere Uhud'a iştirak edenleri aldı. Hani mantıken, akılla düşündüğümüzde taze bir kuvvetle gidip, değil mi? Böyle bir yeni bir savaş ihtimali varsa taze bir kuvvetle gidip o şekilde yapılması lazımdı. Bir kere burada şöyle bir nezaket var. Ehli hal, ulema-i benam ve meşayih-i kiram dediğimiz ehli hal olan insanlar şöyle anlatıyorlar. Diyorlar ki onlar Uhud'da Allah Resulü'nün sözüne ittiba etme hususunda bir imtihandan geçtiler. Ve o imtihan tam neticeye erişmedi. Bu şekilde kalsaydı ashab-ı kiram üzerinde de bir ne olacaktı? Bu külfet olacaktı. Devamlı olarak onlar üzerine bir ağırlık olacaktı. Allah Resulü onların bu haline kefaret olması için, onlara bir fırsat tanımak için tekrar gelin benimle cihada diyerek onlara emri ferman eyledi. Onlar da sadakatlerini göstererek ne yapmış oldular? Hatalarından rücu etmiş oldular. Tövbelerini bir defa daha göstermiş oldular. Bir kere işin bu tarafı var. İkinci bir tarafı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gönül veren bugünün insanına vardır burada bir hitap. Nedir? Kendiniz bir netice almak üzere bir ibadet taata başladınız. Bir seyri süluka girdiniz. Efendim bir hizmete kalkıştınız. Fakat bu hizmet içerisinde, bu ibadet içerisinde ve bu taat içerisinde bir an nefsinize uydunuz, şımardınız veyahut bir şekilde sözünü dinlemediniz. Allah Resulü'nün emrettiği şeyden düştünüz. Bundan dolayı da başınıza bir hadise geldi. Bir sıkıntı geldi. Diyor ki bize Hamre-ül-Esed gazası, cihadı. Eğer siz tekrar yılgınlık göstermez de bu yaralı bereli halinizle Allah Resulü'ne bir defa daha tabi olmaya söz vererek tekrar şöyle doğrulup da hamle yaparsanız Allah size hiç hesapta olmayan bir yardım gönderir. Nereden gönderir? Mümin kardeşlerinizden bile göremeyeceğiniz veya mümin kardeşlerinizden ancak ümit ettiğiniz bir yardımı bir müşrik eliyle bile göstererek sizi muzaffer kılabilir. Tekrar elinizi kılıca attırmadan sizi galip getirebilir. Çünkü muvaffakiyet Allah ve Resulüne tabi olmaktadır. Allah ve Resulüne tabi oldular. Haydin sefere denildi. Yaralı bereli çıktılar. Daha şiddetli bir gaza alması lazım değil miydi? Yine mantıken düşündüğünüzde. Yaralı berelilerden oluşmuş bir ordu gibi düşünün bunu. Gazanın, cihadın getirdiği bir yorgunluk var en azından. Fakat tekrar hamle yaptıklarında yine ben aynı süreci nasıl tamamlayacağım? Hani günlük hayatımıza tatbik ederim. Ben 40 günü şu hale gelsin diye uğraştım. Sonunda bu yarayla yere düştüm. Şimdi ben tekrar nasıl 40 gün gideceğim diye düşünebilirler. Demek istiyor ki Hamre-ül-Esed gazvesi, o cihat yolculuğu,
sen eğer şu yılgınlık halinle bir daha Allah'a ve Resulüne itaat etme sözü vererek şöyle bir doğrulursan, bunu sana biz bir günde, üç günde de yaptırırız. Tekrar aynı imtihandan geçmez. Ama yeter ki yılgınlık gösterme, yese düşme, hemen silahına davran, hemen Resulullah'a tabi olmaya davran, hemen silahına davran derken, şimdi yanlış anlaşılabilir. Mesela hangi silah? İşte dua müminin silahıdır. Abdest müminin silahıdır. Anlatabiliyor muyum? Yani bulunduğun ibadet ve taata, hizmet sahasına tekrar kalk. Seni dinleyeceğim, ne emrediyorsun ya Resulallah de. Hiç kaybına bakma, zararına bakma. Bir bakacaksın ki müşrik dediğin insanlardan bile Allah sana fütühat nasip edecek. İşte Allah Resulü'nün bir selamıyla, bir hatır sormasıyla, Allah Resulü'nün verdiği efendim hoşnutlukla giden müşrik gibi gördüğümüz bir kişinin diğer müşrikleri bertaraf etmesi gibi. Elini kılıcına bile attırmadan Allah seni muvaffak edecektir. Elini kılıcına atsan dahi Resulullah'ı dinlemediğin zaman mağlup olma tehlikesi vardır. Allah Resulüne tabi olduğunda elini kılıcına bile atmadan muvaffak olma ihtimali vardır. Evet. Eyvallah. Yani çok şeyler söylenebilir de şöyle biz biraz sağdan soldan biraz ortadan şöyle girerek özetlemeye çalıştık. Hamraül Esed gazasının bize düşündürdüğü şeyler bunlar da olmalı. Evet. Eyvallah. Ve hicretin 4. senesi Sefer ayı. Evet. Reci vakası. Evet, Reci vakası çok elim bir hadise. Biz istiyorsanız şu birkaç dakika içerisinde konuya bir girizgah yapalım. Bu arada alabildiğimiz kadar mesafeyi alalım. İnşallah 3. bölümde tamamlamaya muvaffak oluruz. Eyvallah. Uhud harbinden sonra Müslümanların harpteki mağlubiyetleriyle zaafa uğradıkları zannına kapılan etraftaki bazı Arap kabilelerinde İslam'ın merkezi Medine'ye karşı bazı kıpırdanma ve hareketlenmeler görüldü. Harekete hazırlananlardan biri de Huzeyl kabilesinden Halid bin Süfyan idi. Medine üzerine yürümek için hazırlıklarını tamamlamıştı ki Peygamber Efendimiz durumu haber almıştı. Ashab-ı Sufa'dan Abdullah bin Üneys'i haberin doğruluğunu tahkik için göndermişti. Yayılan haberin doğru olduğunu, bizzat hareketi planlayan Halid bin Süfyan'dan öğrenen Abdullah bin Üneys, bir fırsatını kollayıp kılıcıyla onu öldürmüştü. Bu hadise, civar kabilelerin bir müddet sessiz sedasız durmalarını sağlamıştı. Ama Müslümanlara karşı intikam ve taarruz hırslarını da bilemiş oluyordu. Evet. Sinsi düşman açıktan açığa Müslümanlara karşı çıkamayacağını anlayınca bu intikam duygusunu tatmin için başka yollar aradı. Masum kılığına girerek Adal ve Kare kabilesine mensup 6 kişilik bir heyet Medine'ye çıka geldi. Müslüman olduklarını söyleyerek Peygamber Efendimizin huzuruna çıktılar. Ya Resulallah, kabilemiz arasında İslamiyet yayılmış durumda. Sahabilerinden birkaçını İslam hükümlerini tebliğ etmek, Kur'an okuyup öğretmek üzere bizimle beraber gönder diye ricada bulundular. Resul-i Ekrem, İslam'a hizmet teşkil edecek bu masum ve makul görünen talebi cevapsız bırakmadı. Reci vakasına başlamıştık. Hicretin 4. senesinde vuku bulan bu elim hadiseye, Peygamber Efendimizin kendisinden istenen muallim talebine verdiği cevabı tam... Yani diyorlar ki, işte o gelenler, bize İslam'ı anlatabilecek, öğretebilecek hocalar gönder, bize öğretmenler gönder diyorlar. En önce hadisenin o elim kısmını, efendim veyahut böyle çerçevesini bir okuyalım. Ondan sonra da onun üzerine biraz konuşalım. Çünkü kafada istifham oluşabilir. Fakat mevzuyu bir kere bir okuyalım. Ondan sonra yorumları, yapılmış olan yorumları kıymetli dinleyenlerimizle paylaşalım. Resul-i Ekrem, İslam'a hizmet teşkil edecek bu masum
ve makul görünen talebi cevapsız bırakmadı. Mersel bin Ebi Merset başkanlığında 10 sahabiyi gelenlerle birlikte gönderdi. İrşat vazifesiyle yola çıkan 10 sahabiden isimleri bilinen 7'si şunlardı. Merset bin Ebi Merset, Halit bin Ebi Bukeyr, Abdullah bin Tarık, Asım bin Sabit, Hubeyt bin Adi, Zeyd bin Desinne ve Muattib bin Ubeyd. İrşat heyeti, Huzeylilere ait Reci adındaki su başına geldiklerinde, adi ve alçakça bir hiyanetle karşı karşıya bulunduklarını anladılar. Bir anda Beni Lihyan'dan 100 kadar okçunun hücumuna maruz kaldılar. Biz Müslüman olduk. Bize irşad heyeti gönder diye yalvaran bu adamlar, şimdi Müslüman mürşitleri Lihyanların okçularına teslim ediyorlardı. Müslümanlar kılıçlarını sıyırarak bir dağa iltica ettiler. Kendilerini kılıçlarıyla müdafaa etmeye kalktılarsa da kısa zamanda mukavemetleri kırıldı. Hainler Müslümanların sığındıkları dağın etrafını sardılar. Eğer yanımıza inip teslim olursanız sizi öldürmeyiz diye seslendiler. Müslüman muallimler müşriklerin bu sözlerine güvenmeyip teslim olmayı reddettiler. İçlerinden Asım bin Sabit, ben müşriklerin himayesini ömrüm boyunca kabul etmemek üzere yeminliyim. Vallahi ben bu kafirlere asla teslim olmam dedi. Sonra da Allah'ım Resulünü durumumuzdan haberdar et diye dua etti. Bir taraftan da müşriklere ok yağdırıyordu. Ok atarken de ben ne diye çarpışmayayım ki? Gücüm kuvvetim şerinde, oklarım yanımda, yayımın kirişi kalın, enni tenrümler sebebiyle kayıp gitmekte. Ölüm hak, dünya boş ve geçicidir. Takdir edilen elbette başa gelecektir. İnsanlar er geç Allah'a dönecektir. Eğer ben sizinle çarpışmazsam annem evlatsız kalsın diyordu. Bu kahraman sahabi oku bitince mızrağını kullanmaya başladı. O da kırılınca kılıcına sarıldı. Böylece birçok müşriği yere serdikten sonra son duası ise şu oldu. Allah'ım ben senin dinini korumaya çalıştım. Sen de cesedimi müşriklerden koru. Eyvallah. Diğer sahabiler de kahramanca çarpıştılar. Ancak 100 kişiye karşı 10 kişi. Sonunda aralarında Asım bin Sabit'in de bulunduğu 7 sahabi müşrik oklarıyla şehit oldular. Geri kalan 3 sahabi ise müşriklerden kendilerini öldürmeyeceklerine dair kesin söz alınca teslim oldular. Müşrikler 3'ünü de yaylarının kirişiyle sıkıca bağladılar. Sonra Mekke'nin yolunu tuttular. Maksatları onları götürüp Müslümanlara karşı kalpleri kin ve nefretle dolu Kureyş müşriklerine satmaktı. Yolda Abdullah bin Tarık bir fırsatını kollayıp kaçtı. Ancak bu kaçış hayata değil şehadeteydi. Müşriklerin attıkları taşlarla o da şehit oldu. Geriye 2 kişi kaldı. Zeyd bin Desinne ve Hubeyt bin Adi. Bunları da götürüp Mekke'de sattılar. Asım bin Sabit, Uhud muharebesinde Sülafe adındaki azılı bir müşrik kadının 2 oğlunu öldürmüştü. Bu şerir kadın, Hazreti Asım'ın başını eline geçirdiği takdirde onunla şarap içeceğine dair yemin etmişti. Lihyan oğulları bunu biliyorlardı. Bu sebeple hunharca şehit ettikleri Hazreti Asım bin Sabit'in başını alıp Mekke'deki bu kadına götürmek istiyorlardı. Ancak Allah kendilerine bu fırsatı vermedi. Asım bin Sabit radıyallahu anh şehit olmadan az önce Allah'ım
Müslüman olduğum günden beri senin yüce dinini müdafaa ve himaye etmek için nefsimi feda ettim. Bugün son günümdür. Sen de benim cesedimi müşriklerin dokunmasından muhafaza eyle diye ettiği duasını Cenab-ı Hak kabul etti. Müşrikler cesedinin başına yaklaşmak istedikleri sırada cesedin başında birden bir arı sürüsü peyda oldu ve onları cesede yaklaştırmadı. Bunun üzerine cesedi sabahleyin gelip almak üzere ayrıldılar. Ancak sabah geldiklerinde ceset ortada yoktu. Şaşırdılar. Çünkü Cenab-ı Hak gece bir yağmur yağdırmış ve bu büyük sahabinin cesedini necis müşriklerin ellerinin dokunmasına fırsat vermeden sellere sürükletip götürmüştü. O toprağa düşmüş, şehit olmuş zatı gökler kucaklamış. Cesediyle, ruhuyla beraber bir şey bırakmamış. Hiçbir şey söyleyemiyoruz. Bu hadiseyi dinleyelim. Demin de arz ettiğim gibi kesilmeden, yani en azından bu programda bunu bitirmeye gayret edelim. Sonra vakit kalırsa üzerine yorumlar yaparız. Yapılmış yorumları aktarırız daha doğrusu. Lihyan oğulları tarafından Mekke'ye götürülen Hazreti Hubeyb bin Adi ile Zeyd bin Desin'le Bedir'de çok yakınları öldürülenler tarafından satın alınmış ve hapsedilmişlerdi. Kureyş'in kararı bu iki sahabiyi şehit etmekti. Bir müddet hapiste işkence ve eziyetlere maruz bıraktıktan sonra bir gün alıp ikisini birlikte Tenim mevkiine götürdüler. İki kahraman sahabi son olarak kucaklaşıp birbirlerine sabır tavsiyesinde bulundular. Tenim denilen yer sanki bayram yeriymiş gibi çoluk çocuk, genç ihtiyar, kadın erkekle dolmuştu. Bu iki masum sahabinin maruz kalacakları gaddar hareketi seyre gelmişlerdi. Hürriyeti ve insanlığı ayaklar altına alan canileri alkışlamaya koşmuşlardı. Yarım kalan Uhud muvaffakiyetleriyle Bedir mağlubiyetinin acısını çıkaramadıklarını biliyor ve o acıyı, hıncı ve intikamı bu iki masum, müdafasız ve silahsız sahabiyi dar ağacında sallandırmakla almaya çalışıyorlardı. Çukur kazılmış, direk dikilmişti. Hazreti Hubeyb'i direğe doğru götürdüler. Gönlü Allah'ın ve Resulünün muhabbetiyle dopdolu Hazreti Hubeyb, telaşsız, tereddütsüzdü. Allah'ın dini uğrunda şehit olmayı en büyük şeref biliyordu. İki rekat namaz kılmak için müsaade istedi. İzin verilince bütün samimiyetiyle Yüce Mevlasının huzuruna yöneldi. İki rekat namazını tamamladıktan sonra müşrikleri dönerek "Vallahi" dedi, "eğer Hubeyb ölümden korktu da namazı uzattı demeyecek olsaydınız, namazı uzatır ve çoğaltırdım." Hazreti Hubeyb bu hareketiyle idamdan önce iki rekat namaz kılma adet ve sünnetini de başlatan ilk insan oluyordu. Müşrikler ona, "Muhammed'in dinini terk eder ve ecdadının dinine dönersen sana eman veririz" dediler. Seni kurtarırız diyorlar yani. Dinini terk et, seni kurtaralım diyorlar. Kendileri kurtulmuşlarmış gibi sanki. Evet. Kahraman sahabi, "Vallahi hayır. İslam'dan asla dönmem. Hatta dünya içindekilerle beraber bana verilse yine dönmem" diye cevap verdi. Bu sefer müşrikler, "Doğru söyle. Şimdi senin yerine Muhammed olsa da ve sana bedel o öldürülse memnun olurdun değil mi?" diye sordular. Yani hem katletmek istiyorlar, hem asmak istiyorlar, hem de onu tahkir ederek fikren de asmaya gayret ediyorlar. Fikrini idam etmek önemlidir zaten bir insanın. Kendisini idam etmek değil. Ne kadar sen bir fikri yaygınlaşmışsa, o fikre mensup olan insanı ne kadar kırar geçirsen geçir, o fikri kaybettirtmedikten sonra insanların ölmesiyle o fikir ölmez. Fikri idam etmek önemlidir.
Bu nedir? İşte onlar da kendilerince fikrini idam etmeye çalışıyorlar. Küçük düşürüp tefiz edip ondan sonra asmak istiyorlar ki itibar olmasın. Onlarca bir işte kendilerince bir muzafferiyet olsunmuş. Evet. Gönlü Resulullah'a muhabbetle yanıp tutuşan sahabiden gelen cevap müşrik canileri şaşırttı, tüylerini diken diken etti. Senin yerine şimdi bak idam ediyorsun, bu kadar işkence gördün, birazdan asılacaksın. Hani senin yerinde şimdi Muhammed olsaydı kurtulacaktın sen demeye getiriyorlar. Ne yaparsın, ister miydin diye sorduklarında zaten o kadar anlayabilseler şaşırmazlardı. Şaşırıyorlar tabii. İmanın ne olduğunu bilmedikleri için şaşkınlığa düşüyorlar. Nasıl bir cevap veriyor Hazreti Hubeyb radıyallahu anh? Allah'a yemin ederek söylüyorum ki Peygamberimizin ayağına bir diken batmaktansa evimden, hayatımdan, çoluk çocuğumdan olmaya razıyım. Değil yerimde bulunmasını, herhangi bir yerde giderken, yürürken, çölde, yolda, izde ayağına bir diken dokunacak. Eğer değiştirme şartım varsa, değiştirmem mümkünse, bedel olarak bir şeyleri vermem gerekirse, canım mı? Veririm. Evim, evladı, ihalim mi? Vereyim de keşke ayağına diken batmasın diyor. Hazreti Hubeyb, şimdi bunu böyle oturduğu yerden bir insanın konuşması ayrı. Can hulkuma gelince, o can boğaza gelince, Nuh tufanında kadınlar bile çocuklarını başlarının üzerine tutarlarken ilk başta, can hulkuma boğaza gelince, can verme haline gelince çocuklarını ayaklarının altına alıp üzerine çıkmak istemişlerdir. Yani o annelerin çocuklarını kurtarması o ilk andaki fevri bir andır. O an uzamış olsa çocuğunu kurtarmaktan vazgeçer. Kendim kurtulayım mı çocuğum kalsın diyecek noktaya gelir. Can vermek kolay değildir. İşte tam bu sırada söylüyor bunu Hazreti Hubeyb. Ne can vermesi diyor, ne yerimde olması. Değiştirmek mümkünse diyor şunu değiştirin. Onun ayağına dikene batacaksa, diken batacaksa onun ayağına, canımla onu değiştiririm diyor. Evimle onu değiştiririm. Dünya malıyla onu değiştiririm. Yeter ki Allah Resulü incinmesin diyor. Evet. Müşrikler ancak böyle olursan, Resul bu şekilde seversen Resulullah Efendimiz'e sesini kalbin duyurabilirsin. Ey hamakat sahibi insanlar, Kur'an-ı Kerim'e bakıp da ashaba bakıp da nasıl hala Allah ve Resul aşkı yok dersiniz? Aşk olmadan bunlar yapılabilir mi? Aşk olmadan. Resulullah Efendimiz'i bu zamanda görselerdi üzerinden çaput toplamaya kalkarlardı. Bu ne sevda diyorlar. Şimdi bunu Allah Resulü aşıklarından bir tanesi söylese, canım feda olsun sana ya Resulallah ama sen ufacık bir şeyden bile incinme diye birisi bir şey söylese, ya abartmayın bu kadar peygamber sevgisini derler. Niye diyemiyorlar biliyor musunuz? Hubeyb söylediği için diyemiyorlar. Eğer demeseydi bu sözümüzü de abartı zannederlerdi. Allah Resulüne bin canlı aşıklar ve Allah Resulü'nün muallimleri, alimleri bunlar. Resulullah'ın irşad için gönderdiği zatlar böyle aşık. Başkası bu çileye katlanamaz zaten. Resulullah'ı bir ilmihal konusu gibi sadece bir ders kitabı olarak gören insanlar, evet bu sünnettir, bu değildir, daha fazla şey değildir, fazla metüsena etmeye gerek yoktur, bu kadar gözünüzde abartmayınız sözünü müşrikler bile söylememiş kardeş. Müşrikler bile hizaya gelmiş bu muhabbeti görünce. Hala nasıl insanlar Kur'an-ı Kerim okurlar da, ashabı okurlar da, hala nasıl Resulullah Efendimiz'e muhabbeti lüzumsuz ekstra gibi görürler. Bütün şu dünya hayatında, tarihte, İslam tarihinde Allah Resulü'nün yoluna en çok hizmet edenler, en iyi alimler, en çok iyi insan yetiştirenler, hala daha eser yazıp okutturanlar, eserlerini insanlara meşkettiren zatlar Allah Resulü'ne bin canlı aşık insanlardır. Aşıktırlar, aşık. Bin canlı aşıklardır. Evet, alimler de bildikleri için böyle davranmışlardır. Davranmak zorunda oldukları için böyle davranmışlardır değil. İş bu rivayet yeni çıktı. Modern dünyaya adapte olmak için sevmeden, aşık olmadan, bütün kalbinle onun için gözyaşı dökmeden bir İslam modeli çıkartmaya başladılar. Bu İslam'ın özüne dönüş değildir. Bu İslam'ı özünden koparıp Avrupa'ya vesaire entegre ediştir.
Zira bunu en iyi yapanlar şu anda belli devletlerin, süper güçlerin eyaleti durumunda olan devletlerdir. Adları Müslüman bile olsa. En iyi bunu tatbik edenler, fazla muhabbet etmeyin diyenler, Resulullah'ın kabrine dönüldüğünde şirktir ağlamayın diyenler, Hazreti Hamza'nın kabrine gidildiğinde ne bu kadar ağlıyorsunuz, hiç lüzum yok ki diyenler, bu şekilde bunu bütün halkına yayan insanlar şu anda süper güçlerin bir müstemlekesi durumundadır. Kendi başlarına karar alamayacak durumdalardır. Hem de zenginlikleri oldukları halde, maddi zengin. Neden? Aşk yok, aşk. Muhabbetleri yok. Hatta bırak muhabbetleri, Hubeyb'leri bile yok. Hubeyb. Hubeyb muhabbetçik demektir. Sahabinin ismi. Hubeyb muhabbetçik demektir. Allah Resulüne böyle bir muhabbetçiğin olsun yeter. Ama maalesef bu muhabbetten yoksun olan insanlar ciltlerle kitap okusalar, peşlerinde zümmeleri, cemaatleri sürükleseler, vallahi de billahi de en sonunda yaptıkları fesadı kendileri görecekler. Belki de tövbe etmeye fırsatları olmadan öteki tarafa gideceklerdir. Nereden biliyoruz? Kehanet değil. Tarih hep böyle göstermiştir. İslam tarihi Allah'ın kurduğu bu sahne hep böyle göstermiştir. Aşk olmadan, muhabbet olmadan hiçbir şey ortaya çıkmaz. Ortaya çıkan da hiç kimseye yar olmaz. Muhabbetle yapılan, yapılmayan çocuk gibidir o. Hiçbir zaman saadet getirmez. Parçalanması muhakkaktır. Muhabbetsiz hiçbir şey olmaz. Hubeyb kadar da muhubeybiniz yok. Muhabbetiniz yok. İşte ama böyle olur. Resulullah Efendimiz ne yapar? İşte o muhabbetli, o alim, o aşık sahabisi tarafından. Can vermek kolay mı? Can Allah yoluna verilir diyor. Sahabinin hemen hemen hepsi fedake ebi ve ummi ve ruhi demişlerdir. Can anam, canım sana feda olsun demişlerdir. Annem babam sana feda olsun demişlerdir. Kimse bunlara kalkıp şirk ediyorsun, müşrik oldun, fazla muhabbet ediyorsun, hizaya gel, itikadını bozma dememişlerdir. Müşrikler bile bu kadar alçalmamıştır. Müşrikler bile bu kadar alçalmamıştır. Bu zamanda da Allah Resulü'nün sünneti yaşanır diyen insanlar, niye bu zamanda da Allah Resulü'nün aşkı ve muhabbeti yaşanmaz diyor? Sünneti yaşanıyor da niye muhabbeti yaşanmaz? Bunların hepsi mühim meselelerdir. Ah vah edip kalmamalı sadece bunlar. Allah Resulü'ne nasıl muhabbet ettiğini ve muhabbet edenlere nasıl hizmet ettiği bu muhabbet bağında tazelenmelidir. Evet. Eyvallah. Böylelerinden kurban olur zaten. Diğerlerinden olmaz. Eşekten kurban olmaz. Yılandan kurban olmaz. Koç olur. Koçtan kurban olur. İşte Allah Resulü'nün koçlarıdır bunlar. Onlar kurban için gitmişlerdir Reci vakasında. Evet. Buyurun. Müşrikler fedakarlığın böylesini görmemiş, Allah ve Resulüne bağlılığın tatlı saadetini yaşamamış oldukları için Hubeyb Hazretlerinin bu cevaplarına gülüp geçiyorlardı. Etrafına bakan büyük insan hiçbir nurani yüz göremiyordu. Bütün suratlar abustu. Şirkin çirkinliği yüzlerine aksetmişti sanki. Kendisiyle Resulullah'a selamını iletecek kimsecikler yoktu o kocaman kalabalıkta. Bizzat kendi ağzıyla hayatı uğruna feda ettiği Resulullah'a dar ağacında selam yollamaktan başka çaresi yoktu. Diyelim ve şu program, şu konuşmalar vesilesiyle hiçbir zaman Allah Resulüne salat ve selam edecek ağzımız yok belki ama ya Rabbi sen bizim namımıza ol Resulü Zişan'a salat eyle, Hubeyb hatırına zerre kadar olan muhabbetlerimizi Hubeyb'in muhabbetine ilhak ederek sen Ruh-u Resulullah'ı bizden hoşudu razı eyle ve haberdar eyle. Allahümme salli ve sellim ve barik ala eşrefi ve es'adi ve ekmeli cemi'il enbiya'i vel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin.